Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar. Efendim abi, bir burada... Dedik ya bunları kaldıracağız diye. Neyse tamam. Tekrar pist başını aldım hocam. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar. Efendim bir burada olan Burada Kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi İstanbul Merkez stüdyolarımızda, teknik masamızda The Sakal of the World ve hemen onun sağ, bize göre sol cenahımızda bench'te yedek olarak bekleyen Ozi. Ne yazık ki bugün de keratin tedavisi ve uygulaması devam ettiği için saçlarını dümdüz fön çektirmeye giden Inamatu Tokyo destenen nabekarı da burada selamlayarak geldik programımızın klasik macun bölümüne. Efendim işte daimi konuğum, şair, yazar, oyuncu, şirket, CFO'su, fakir fukara, garip gurabba dostu, Türkiye Kareli Gömlekleyenler Konfederasyonu Genel Başkanı, degüstatör, maraton men, heykeltıraş, Z kuşağının pambık dedesi, Sinop Erfelek Kestanesi, İstanbul ve Marmara Bölge distribütörü, dünyanın anasını ağlatan Pezo Jeff ve İlhan Musk gibi yavşakların bir numaralı savunucusu, Kapris abidisi, Tom Cruise'un en yakın kankisi, Cem Yılmaz'ın abisi, hocaların hocası Cem Yılmaz. Merhaba genç adam. Merhaba Zafer abi. Nasıldı macun? Ha, iyiydi. Alayım abi. Neyi abi? Alayım abi. Rol çalıyor. Evet abi. Hocam sizden fırtına gibi bir giriş bekliyorum. Merhaba dostlar. Evet, eminim ki gündeme hakimsiniz. Hayır abi, gündeme hakim değilim çünkü ne olur mu? Hocamın klasik rejim kurabiyeleri. Tövbe yarabbi. Tövbe. Evet, bunlar zannediyorum özel undan yapılmış hocam. Değil mi? Şahsen. Ben bir şey sorabilir miyim abi? Buyurun efendim. Bu ne abi? Kahve. Çay. Bakayım, çay. Bu soda. Evet. Bu... Türk kahvesi. Evet. Aydın Bey. Bu da su. Evet, başka bir şey daha var mıydı abi böyle koyacak? Niye bu zenginlik bugün? Hayırdır inşallah. Hocam bu orta kahveyi ben söyledim. Evet. Çünkü siz yemekten sonra hafif bir rehavet çöktü ve gergedanlar gibi yapmaya başlayınca Aydın. Gergedan değil abi o. Su samuru. Şey su aygırı, su aygırı. Değil mi? Öyle ağzını böyle hani karpuzu koyuyorlar ya. Evet. Aydın'a dedim ki yavrum çabuk dedim iki tane kahve yetiştir. Çünkü hocaya dedim bir yemek üstüne rehavet çöktü. Hemen geliyorum abi dedi. O yemek dediğinde ne be abi? Evet yani o arada da. Söylemeyelim de. O arada da hocam çocuk bizim klasik çaylarımızı evet, koymuş bunlara. Evet. Kahve de geldi. Sakal da bir taraftan biliyorsun yukarıdan bizi aşağıya. Hadi ya. Neredesiniz be abi işim gücüm var. Diyerek bizi çağırdı biliyorsun. Sakal kusura bakma seni işinden gücünden ettik ama. Hocam yetişmem gereken işlerim var. Anlıyorum. Yani bir yarım saat geciktik hocam. Sakala mahcup oldum ben ya. Ne abi, bak yorumlara bakıyorum. Zaman zaman yorumlara bakalım. Evet. Gelin bugün bir değişiklik yapalım. Yapalım. Şöyle bir değişiklik yapalım. Bizim programımızı masaya yatıralım. Yatıralım. Bazen yorumlara bakıyorum abi. Evet. Geçen hafta baktığım yorumlarda şöyle bir şey okudum. Yeter artık sakal. Yeter artık sakalın motoru. Yeter artık Ozi. Diye, evet. Be arkadaş. Biz ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Bize o zaman fakslarla bize ulaşın. Bu hafta bunu konuşun diyelim. Deyin. Biz de onu konuşalım. Yüklenin. Ya arkadaşlar, sevgili dostlar. Ben yaklaşık 2,5 saattir memlekette ilginç ve komik bir şey arıyorum ki didik didik edelim. Parça pinçik edelim. Oradan yürüyelim. Bir şey doğaçlayalım diye. Allah kitap mı şey aşkına bir tane ilaç için komik bir şey olmamış abi ya. Yok bir tane yok ya. Hani bir tane bir şey ucundan böyle yakalasak devamını getireceğiz de. Ama yok. Yok arkadaş. Yok. Ne yapalım biz? Sakalı da konuşmayalım. Ozi'yi de konuşmayalım. Sakalın motorunu da konuşmayalım. Benden de bahsetmeyelim. Ne? Susalım. Ha. Mık yapalım hocam.
Bu bölüm öyle mi olsun? Bu bölüm mük bölümü olsun. Bir bölüm. Sadece böyle duralım ve bakalım. Bakalım kaç dakika seyredilecek. Seyredilme oranlarına bakalım. Mesela biz ağzımızı açmadığımız zaman da aynı seyredilirse bir daha yapmamıza gerek yok. Yani hocam, boşa nedir? Konuşuyormuş olurum. Hocam nedir bu alınganlık ve hassasiyet? 219 bin seni takip eden kemik bir izleyici grubun var. Alınganlık mı? Alınganlık yapıyorsun. Dur abi daha seni masaya yatırmadı. Ha, seni daha böyle kenarından dolanıyorum. Peki buyur. Abi şu çok kötü duruyor ya. Böyle fukara kis ya. Al oğlum. Neyse şurada dursun şey. Ha, kediye ciğeri emanet edelim de. O pastaneci zaten abi. Ha, doğru. Yemez ki. Doğru. Yer misin sen başka pastanenin malını? Yemem. Babasını biliyorsun İzmir'e gittik. Evet. Sokak bunların çıktı. Hani babamın pastanesi var dediği pastaneler varmış meğer. Onu söylemiyor. Yani imalat haneler yan yana. Şurası bizim dedi, orası bizim, orası bizim, burası amcaoğlunun, burası yeğenin dedi. Evet. Bütün sokak has sokak çıktı. Evet. Ama güzel imalat. Güzel, temiz hocam, iş. Hocam kitabınız gelmiş. Temiz iş. Evet. Dur hayatım be. Hayatım bir dur yani. Bir an hocam girecekti konuya. Sen niye kalkıp adamın başına koyuyorsun? Ondan sonra seyirci de bana kızıyor. Evet. Sakal çok... Arkadaşım sen kaç aylık doğdun? Tam 9 ay 10 gün. Sanmıyorum. Annene bir sor bakayım. Tamam. Hocam kokoreç nasıldı? Güzeldi. Kokoreç yemedim ki oğlum ben. Yedi dediler. Boğdunuz. Şey yedin. Hocam boğdunuz. Sen... Hayır abi. Canım abicim ben sakatat sevmem. Kokoreç yemediğim gibi Zafer abi yağ bezesi mi ne bir şey yedin sen hayvanın şurasından çıkıyor dediler. Onu da yedin. Hepsi yedim. Neydi ne o ya? Uykulukla karışıktı. Tamam abi ama dur boş ver. Müthiş de. Evet gerçekten müthiş. Evet sevgili dostlar Zafer Algöz'ün yeni kitabı. Eseri. Kentaş Diz çıktı. Eseri. Dün abi. Dün. Ben aslında bunu okumuştum ama ben bilgisayardan okumuştum. Böyle basılı olarak okumamıştım. Kitap olarak elinize almamıştım. Basılı olarak okumamıştım. Evet. Bilgisayar üzerinden bana gönderdiğiniz maili okumuştum ve ön söz yazmıştım. Evet. Dur dedim bir dakika ben bunu bir de böyle canlı okuyayım dedim. Biraz uzandım şöyle. Evet. Yemek sonrası kitaba başladım. Evet. O kadar. Sonrasını hatırlamıyorsun. Sonrasını hatırlamıyorum. Tam dördüncü sayfada ki dördüncü sayfada benim ön söze denk geliyor. Evet. Orada içiniz geçmiş birdenbire. İçim geçmiş. Ama bu doğal bir şey hocam. Niye? Çünkü az önce program öncesinde de içiniz geçti. Bunun için bir kitap okumanıza gerek yok. Öyle mi? Tabii çünkü yemek yedikten sonra böyle bir ağırlık çöküyor size. Şeker yani. Acaba o kan şekerinin yükselmesi mi düşmesi mi? Bilmiyorum. Aniden yükselip düşmesiyle de alakalı olabilir hocam. İşte yemeği yiyince kan şekeri yükseldiği için mi uyku yapıyor? Kan şekeri düştüğü için mi uyku yapıyor acaba? Onu... sorarız doktora. Sorarız doktora. Buraya sorarsak yorumlarda bir sürü... Akıllı ola kadar gider iş. Hocam bugün dünya boksunun en büyük yıldızlarından Muhammed Ali'nin ölüm yıldönümü biliyorsun. Allah rahmet eylesin. Sen seyreder miydin Muhammed Ali'nin maçlarını? Çok seyrettim. Sabahın erkeninde kalkar mıydın? Sabah 3.30'da kalkardım Muhammed Ali'yi seyretmek için. Evet. Bunu da çok seyrettim demeyeyim. Yani benim zamanımda kaç defa denk gelmiştir. Evet. Ama hızlı zamanlarıydı yani bizim çocukluğumuzda. Hem hızlı zamanlarıydı hem de çok büyük bir karizmaydı Muhammed Ali. Yani. Tanıştın mı sen? Yani tanıştın mı demeyeyim. Gördün mü canlı? Yok görmedim. Ha, hayret. Görmedim. Normalde sen şöyle demen lazım her zamanki sistemde. Evet. Gördüm. Kaliforniya'da. Hayır uçağı kaçırdım. Kinshasa'da hocam bir... Ağır siklet, Kinshasa'da Afrika'da hocam bir ağır siklet ünvan koruma maçı vardı ama uçağa gidemedik. Yoksa işi bağlamıştım. Orada böyle 150 bin kişinin önünde falan müthiş bir boks maçı biliyorum vardı. O maçı da abi. O maçta sen olamazdın. O maç oynandığında sen 1,5 yaşındaydın. Hayır. Alakası. Biliyorum abi o ünvan maçını diyorsun. Ne hangi maç? Bir tane öyle Afrika'da... Ben 1 yaşında değildim hocam. 70'li yıllar bu dediğim. Ve televizyonun siyah beyaz olduğu dönemlerde biz Muhammed Ali için sabah saati kurup kalkardık. Biliyorum. Rahmetli anneannem dualar mualar ederdi. Hmm. Hadi oğlum Allah işte bileğine kuvvet versin evladımın diye. Ben de Muhammed Ali'yi Türk zannederdim. Hmm. Ve hakikaten çok büyük boksördü. Müthiş bir. Ama sonradan tabii kafayı aldığı darbelerden ne hale geldiğini biliyorsun. Şimdi hocam o kafayı aldığın darbeler de hayatın boyunca böyle 800 kiloyla 900 kiloyla vuruyorlar sonra devamlı. Bam güm. Her şeyinde bir zorluğu var tabii elbette. Evet. Yıpratıcı bir spor. Ben boksu daha evvel de büyük ihtimalle söylemişimdir. Yine söyleyeyim. Evet. Boksu, boks yapanlar olabilir tabii saygı duyuyorum da. Evet. Boksu bir spor olarak kabul edemiyorum maalesef. Neden hocam? Yani sporda insanın bedenine bir katkı sağlaması lazım.
Dayak yemekte bir katkı sağlar mı? Neyse. Mesela boks yaparak ne kazanıyorsun abi? Para kazanıyorsun. Ya işte. Ya bu zihniyette. Zaten bu zihniyet şu anda boks sporunu ayakta tutuyor. E tabii abi, para kazanması adam niye yapsın boks sporunu? Dünyanın her şey para mı abi? Kazananları boksör hocam. Tabii. Tamam, her şey para yani. Tabii ki adam yani para için hayatını ortaya koyuyor. Yani şeklini değiştiriyorlar. Akşam eve gidiyorsun. Evet. Burnun burada. Çocuklar, marketten geliyorum. Dolu dolu geldim mi diyorsun. Hocam yani. Sen ağır siklet boks şampiyonusun. Ünvanını koruyorsun. Evet. Ben de senin karşısında Can Hoca, ben geleceğim senin ağzını burnu kıracağım diyorum. Tamam. Basın toplantısında da numaradan şunları falan yapıyorum. Horozlanmalar, bin para. Onların çoğu rol de neyse. He, çıkıyoruz, sen beni 7. roundda parça pinçik ediyorsun. Evet. Ağız burun patlıyor, ölüyorum ben yani, düşmüşüm artık yere. Knockout'la kazandım maçı. Sen aldın $14 milyon. Ben dayağımı yedim, aldım $7 milyon. Allah bereket versin. Tamam da abi, buna sen Allah bereket versin dersen zaten bir sorun yok. Evet. Ben buna Allah bereket denmesine karşıyım. Böyle bir sporun varlığına karşıyım. İşte her adam şey... döverek para mı kazanılır ya? Ama hocam bu da böyle bir spor yani. Spor değil abi, spor değil. Bence o spor değil. O bir şey. Onun adını teknik olarak bir dövüş denilebilir. O zaman şeyi de sevmiyorsun. İtiş kakış denilebilir. Kafes dövüşünü falan da sevmiyorsun. Sevmem. Abi bir adama yani durduk yerde, hiç ben seni tanımıyorum etmiyorum. Tabii camiadan tanıyorum. Camiadan evet. Tanıyorum ama karşı karşıya geliyoruz. Evet. Para kazanacağım diye bir güzel seni dövüyorum. Evet. Sonra da sarılıyorum. Elini kaldırırım yalandan, çocuk avutur gibi. Tabii. O işin kuralı da o hocam. Ya ne kuralı abi, bırak tabii. Allah aşkına. Yani maça başlarken birbirine başarılar diliyorsun. Sonra birlikte... adamı yarım saat dövdükten sonra da tabii. Kardeş, eyvallah, görüşürüz mü diyorsun? Öyle hocam, mi diyorsun? Hocam. Sonra beraber antrenman yapıyoruz ertesi gün. Hocam, ya sen... beni nasıl dövdün be kardeş? Abi olur öyle, ara sıra mı diyorsun? Hocam sen yarım saat adamı dövüyorsun ama o yarım saat içinde adam da sana vuruyor. Bu tamam abi, zaten ben niye insanlar birbirini dövüyor diyorum ya. Hocam o zaman şey yap, bir faks çek Dünya Boks Federasyonu'na, yasaklat bu sporu. Doktor, ne yapsınlar peki? Ha? Abi, olumlu bir yanını söylemesin. Mesela boks sporunun bahisçiler dışında olumlu bir yanını söyle. Hocam bu da bir spor. Olur mu abi? Sen öyle diyorsun ama vurduğu zaman her vurduğu yerde 7000 tane yeni hücre oluşuyor falan. Bir şey. Ha, vücuda faydası var mı diyorsun? Dalağı bir vuruyor adam, o dalakta tekrar yeni bir yapılanma oluyor. Yeni damarlar açılıyor mesela. Belki de burnuna öyle bir vuruyor ki burun kemiği artık öyle bir açıyla şey oluyor ki daha iyi nefes almasını sağlıyor. Deviasyon problemi bitiyor tabii. Yok öyle bir şey abi. Her vurduğunda seni ölüme biraz daha yaklaştıran bir şey. Ama ne yapalım? Bu da böyle bir spor yok, hocam. Yok spor deme işte diyorum. Başka bir şeydi abi. İtiş kakış diyelim. İtiş kakış evet, diyelim. Abi. O zaman ama diğer spor dallarını da yasaklatman lazım hocam. Tekvando'da da vuruyor. Tamam abi. Karate'de de vuruyor. Fark etmez. Ben dövüş, itiş, kakış, zarar veren. Sen curling. Mesela şey var. Şu şey var abi, tokat. Biliyor musun onu? Ha onu biliyorum. Karşılıklı geliyorlar. Allah ne verdiyse gibi, yapıştırıyorlar. Gardırop gibi adama böyle Allah ne verirse bir Osmanlı tokadı koyuyor. Evet. Adam bir gidip geliyor şöyle. Sonra sıra öbürüne geliyor. Hayır, bir gidiyor geliyor. Şimdi o vurduktan sonra da dua ediyor ki o vuran. Yani gidip de geri gelmesin. Çünkü adam iki şöyle sallanıp tekrar durursa vay haline. Bir de kinleneceği için. O daha kötü. Tabii öyle vurulmaz tabii, böyle vurulmaz. Öyle olmaz böyle olur diyor. Bir kere ben bazen görüyorum işte, seyrettim. Denk geliyor öyle, özellikle seçmiş değilim de. Nasıl bir algoritmaysa denk geliyor bazen. Ha. Abi herife bir koydu. Ciddi herif yok. Geriye gelen olmadı. Hemen hücum ettiler, kaldırdılar. Daha evvel ben sana anlatmış bir boks maçında. Adam güreş başladılar. Bir boks koydu Tyson mı ne? Koydu. Ha. Maç bitti. Kalktı bu. Yerden hala böyle falan yok. Nerede kalmıştık diye. Dediler ki baba bitti. Tyson duşa girdi. Bu hala aranıyor. Evet sevgili dostlar, bu da böyle bir anımız. Boks benim için bir spor değildir. Curling. Curling spordur abi. Bak, onu seviyorsun. Mantığı var abi onun. Bilardo. Zeka var. Bilardo zeka oyunu zaten. Siz spor oynar mıydınız hocam bilardo? Bilardo oynardım. Ne oynadın? Çok. Nesinde oynardın? Yani, 3 bant mı oynuyordun yoksa? 3 bant. Amerikan mı? 3 bant. Ama bizim oynadığımız bilardo salonundaki çuha var ya abi. Evet. Boydan boya yırtıktı. Üstte bir yani kimse de bir Allah'ın kulu da bir dakika ya. Şunu bu böyle oynanmaz demiyordu.
bayağı oynanıyordu kurallar. Kurallar uyuluyordu yani. Ama ortadaki neredeyse bir metrelik yırtık kimsenin dikkatini çekmiyor. Peki top oraya gelince böyle prep diye zıplamıyor muydu? Zıplamaz olur mu abi? Orada sen yalandan bir de böyle düşünüyorsun, ediyorsun, açı maçı hesap ediyorsun ya. Hiçbir mantığı yok. Ortada koca bir yırtık olduktan sonra çuhada hangi milimetrik hesabı yapabilirsin yani? Şey yazıyor muydu? Pike çekmek bir de şey yapıyorduk biz. Bakıyorduk sıcak mı diye. Usta fişe taksana diyorduk. Ya ne fişe takacak? Ortada koskoca yırtık var. Hani mermer ısınsın da top daha fazla gezer ya. Tabii tabii. Isınsın ya, tamam da baba o yırtık hani çünkü yani fişe taktırabilirsin adama. Profesyonel ama adamların ama çuhayı masası. Değiştirtemezsin. Onun için çuhayı kimse öyle bir yırtık yokmuş gibi hayatına devam. Kim bilir o kaç kere yırtılmıştır biliyor musun? Tabii. Yazıcı adam yazmış oraya zaten. Pike çekmek yasaktır diye. Sen istediğin kadar hemen. Büyük ihtimalle de o cak onu böyle yırtandan da parasını almıştır. Kesin almıştır. Ama yenilememiştir. Tabii canım. Ya da yenilemiştir 3 gün sonra yine bir rizart diye altına sokmuştur istekayı. Ama bak bizim gençliğimizde... O an orada olmak isterdim. Hocam ama bizim gençliğimizde öyle 2 tane masa vardı. Orada sadece profesyonel olarak oynayanlar onu verirlerdi. Hep bakımlı böyle pırıl pırıl. Onun profesyonel harbiden, dediğin işi bilerler yani. Ya adam böyle elini aldığı zaman böyle 1,5 saat falan oynuyor. Sen kenardan seyrediyorsun. Öyle adamlar gelip oynuyorlardı. Diğeri hakikaten dediğin gibi çuhası yırtık, kenarı süngeri kopmuş bilmem ne. Buz gibiydi. Tabii. Diyorsun ki smoki var mı diyorsun. Ne smokisi ya. Zaten bir tane smoki var. O da dediğin gibi bir tane oynayan adamın yani. Tabii. Gidip de sana bir de sen tabii şimdi oyunu bilmediğin için oyunu bilmediğin zaman diğer ayrıntılara çok takılırsın. Evet. Gerçekten bilardo oynayıp tık 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 güzelce sayılar alabilen bir adam olsan ayrıntılara takılmazsın. Bilmediğin için smoki yok işte kaymasın diye top. Hani böyle falso verirken, klips çekerken falan kaymasın diye kafasını tebeşirlerler. Ondan sonra kenarındaki böyle lastik kısma bastırırdık. Top oraya yaklaşırken bastırdık. Daha hızlı gitsin diye. Yok öyle bir şey. Literatürde öyle saçmalıklar yok. Yok. Bizim uydurduğumuz yani işte bilmeyenlerin uydurduğu şeyler. Evet yine işin badakçılık tarafında kovalamalar var. Çünkü bilen adam zaten sayıyı alıyor. Bu katakullilere gerek yok. Evet abi ya. Keşke biz de Semih gibi oynayabilsek değil mi hocam? Semih gibi nerede oynamışsın abi? Sakal buraya Semih Saygıner'in resmini koy arkaya. Dünya şampiyonumuz bizim. Çok büyük. Büyük sporcu hocam. O şarkı da söyledi biliyorsun. Biliyorum. Çok son derece yetenekli. Federasyonla arası falan iyi değildi. Ama bizim olsun. Memlekette öyledir abi. Biraz başarılı oldu. Hemen federasyonla aran açılır. Niye acaba? Tabii. Bir dur canım akıllı. Daha ne akıllı olacak? Adam dünya şampiyonu olmuş yani. Orada karizmaya karşı böyle bir şey olur. Evet. Neden? Hani yani tamam sen dünya şampiyonusun ama kardeşim. Biz de federasyonuz. Biz de federasyonuz. Evet, evet ama. Bence federasyon mu karizma mı? Abi tabii ki karizma. Karizma ve başarı. Elbette yani. Çünkü bireysel bir şey ve üstelik torpili morpili yok. Hakem taraf tuttu, sayımı vermedi. Öyle bir şey yok. Çünkü her şeyle kendi emeğinle çatır çatır oynayıp kazanıyorsun. Bilardo aslında en centilmen sporlardan bir tanesi abi. Öyledir. Şöyle. Kaybeden bile finalde güzel bir sayı alsam mesela gelip seni tebrik ediyor. Tebrik ediyor. Ben gözümle gördüm. Birkaç tane öyle bilardo turnuvasına gitmiştim. Evet. Bayağı adam yeniliyor. Yeniliyor ama tekrar seviniyor. Güzel bir sayı aldığı zaman vay be falan diyor. Tabii içinden ne dediğini bilmiyoruz ama bize en azından gülüyor. Şeyi de var, papyonu da var. Papyonu var. Tabii bizde de tam tersi olur. Yani mesela orada dikkat ediyor musun? Adamlar büyük bir sessizlik içerisindeler. Evet. Yani tribündekiler de böyle çıt çıkarmadan izliyorlar. Şöyle yapılıyorlar. Ha şöyle şöyle yani. Böyle böyle alkışlarlar. Yok böyle değil. Bu artık kaşık hayır. Bu kaşık havasına girer. Böyle abi. Yani birkaç kişi şöyle sesler gelir. O alkış anlamına gelir değil mi? Bizde de tam tersi. Hani gençliğimizde oynarken mesela çok kolay bir sayı var. Sen tam vuracağın zaman senin konsantrasyonunu bozmak için derdi. Fıs! Ya da sıçtı mı gümüş derdi tamam mı? Yani ıskalasın diye. Demek sizin yöreye ait bir şey. Sıçtı mı gümüş dediği zaman o çıtık yapardı. Abi elime konuşma. Ama konuştu. Eldivenin var mıydı abi senin? Yok benim yoktu abi. Aa, saten eldiven olur abi böyle ıstaka kaysın diye. Zaten ilk o alınır. Hani bildiğinden değil. Tabii havası. Bir gece onu bir alırsın, takarsın. Uzaktan gören en azından vay be falan dese yeter sana. İşte o havası o. Istaka alırsın mesela. Paran varsa ıstaka alırsın ama ıstaka o zamanlar biz ütopik bir şeydi ıstaka sahibi olmak yani. Herkesin ortadan yoktu. Ortadan vidalıydı, ikiye ayrılırdı. Çantasıyla gelenler vardı falan. Tabii. Vay be diyor. Şimdi adam çantayla geliyor. Eldiven takıyor. Diyorsun ki şunu bir seyredeyim. Bu demek ki bayağı biliyor. Bir bakıyorsun senden beter. Sadece aksesuarlar sağlam. Ben bilardoya gidiyorum deyip çantayı alıp çıkıyor. Bowling'e topuyla gidiyor. Ya tesadüf işte orada bilmeyen birine denk gelirse
Güzel evet. Orada eğlenecek. Tabii canım. Ama bilen birine de denk gelirse... kimin filmi vardı? Paul Newman'ın öyle bir filmi vardı. Paul Newman'la Tom Cruise muydu? Bilardo oynayarak milleti tokatlıyorlardı. Tom Cruise demişken ben Tapkan'a gittim Zafer abi. Bir dakika oğlum. Allah Allah. Bir dakika arkadaşım ya. Tom Cruise, sen Paul Newman'la Tom Cruise'un filmini hatırlıyor musun? Hayır. Heh, tamam, konu orada bitti. Senin Maverick filmini... Bilardocular değil miydi onlar? İşte ismini unuttum filmin. Steve, Paul Newman böyle şeyleri buluyor, arıyor. Usta bilardocuları arıyor. Yolacak adamlar arıyor. Yolacak adamları ararken Tom Cruise'a denk paranın geliyor. Rengi. Paranın rengi. Evet, paranın rengi. Ondan sonra beraber milleti tokatlıyorlar. Evet. Evet. Güzel. Evet, Maverick'e gittin. Çok güzeldi. Zafer abi gidelim mi? Nereye? Tom Cruise'un filmine. Yani... Sen de gidelim. Abi gidelim şimdi. İş bitince gidelim. Gerçek G-Kuvveti'ymiş hocam çekimler sırasında. Vah canım, kıyamam ben. Vallahi bence. Ah canım, bence kıyamam. Bir dakika. Şimdi ön yargıları bir yere bırakalım. Bırakalım hocam. Ön yargı kaç para lan sinema? 70. Ne? Ne? Ne oluyor ya? Vallahi 86 da olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. IMAX'e gittim ben çünkü. 86 aile mi, da. Bir kişi mi? Bir kişi. 86 lira. Tamam abi. Senle gidelim abi. Bak. 86 lira para bak vereceğiz. Şimdi senle gitmeden evvel küçük bir video çekelim fuayede. Evet. İlk önce sen işte filme giriyoruz falan filan diyelim. İçeride çekemeyiz tabii. Korsana girer. Evet. Film ise arada ve filmin sonunda senin görüşlerini. Belki de diyeceksin ki ben pes ettim arkadaş. Bu adamın ustalığı ve sanatı karşısında, evet, sanatkarlığı, zanaatı karşısında, evet, pes ettim. Adam gerçekten büyük aktörmüş diyeceksin belki de. Abi, seyretmeden yorum yapma. Ben ne söyleyeceğimi biliyorum. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. 2,5 saat sürüyor. Tom Cruise'ları yine parçalıyorlar. Şöyle parçalıyorlar. Bu, o yaşta bir insan savaş pilotu olamaz falan filan gibi saçma şeyler, argümanları var. Film ya. Film. Evet. Film tabii. Peki atlama zıplama? Yani yapıyor mu onları gerçekten? Yapmış mı? Hani o yaptı, bunları yaptı dediği şeyleri yapmış mı yani? Ya atlama zıplama olarak yani sürekli uçak içinde bir aksiyon var. Yani. Hepsi stüdyoda abi. Sallayın çocuklar. Yavrum biraz daha. Bu mu abi? Tom şişir yanaklarını. C kuvveti yiyorsun. Aferin abi. Bu mu? Tabii, abi 200 milyon dolar, kaç milyon dolarlık film ya? O şişir böyle yapar. Ya, filmi öyle mi kurtarıyor yani adam? Şişir abi yanaklarını Tom. Şişir, abi, gir oğlum biraz daha yanaklara gir diyor. Vay be diyorsun, ne cin kuvveti yedi çocuk. Yani adam 200 milyon dolarlık filmi böyle yaparak kurtarıyor ya. Ya ne zannediyorsun, gidip F-18'in arkasına oturup hadi çocuklar uçurun beni mi diyor. F-18 var mı ya? F-18 düşürüyorlar. Öyle mi? Abi, nereye ya? Biz ben F-16 biliyorum mı almaya çalışıyorduk? Tabii. Yok, F-35 almaya çalışıyorduk. Filmde F-18 olduğunu biliyor. Yani. Biliyorum. Bakmış film. Mümkün değil çünkü kullanması. Sakalım ben biliyorum. Yani onu ben bile zor kullanıyorum. Düşün. Ben bile. Yani. Abi. Evet. Bakalım yorum yapmayacağım. Hocam bir abi şimdi. Abi sen kendin, evet, herhangi bir gerçek savaş uçağını kaç kilometre öteden gördün? Hocam ben. Bence var ya eski Mürtet'te görmüşsündür belki uzaktan. Hocam ben sizin bindiğiniz yolcu uçaklarının çoğunu simülatörde uçurmuş bir simülatör kaptan pilotu. Gene aynı konuya geliyoruz. Simülatör. F-16. Ben de içeri girerim, biraz sonra çay biçerim. Böyle böyle yaparım. F-16. Bak, böyle böyle yaparım. Hocam F-16. Ne yapıyorsun dersin sen bana? Evet. Çay biçiyorum Rize'de derim. Konuşturmuyor. Bu işte simülatör zaten oluyor. Konuşturmuyor ki. Gerçekte yapabilir miyim? Hayır, yapamam. Soru soruyor, cevap mı? Buyurun abi. Evet. F-16 ve F-18'i de simülatörde uçurdum. Ama bunlar askeri uçak olduğu için gel Zafer'cim al şu alatları da İki tur at İstanbul semalarında gel demediler, diyemezler zaten. Ya diyemezler değil. Evet. Sen zaten öyle bir şey yapamazsın. Cümleye öyle başlaman lazım. Ne F-16'sı, ne F-18'i, sakalım, ne sen nereden bildin F-18 olduğunu? Tabii ya, bütün gün Tom Cruise'un. Hayır abi, nereden bildim biliyor musun? Ha. Tom Cruise'un adını görünce haberi okumaya başladın. Yok lan abi. Film başlamış şu bu. Yok gel hocam, yok vallahi. Vallahi. Hocam bu arada bütün dünyanın dört gözle beklemiş olduğu dava nihayet sonuçlandı. Hangi dava? Johnny ile Melinda yenge. Melinda mı? Neydi kadının adı? Amber. Amber yenge. Melinda Amber nereden yenge çıktı abi? Neyse, Johnny ile Amber yenge'nin hiç seyretmedim dava nihayet hiç ilgilenmedim sonuçlandı. Hiç. Hiç. Bir şekilde hiç bahsi bile geçmedi. Hiç bahsi geçmez. Tek bahsi geçen yer burası. Evet. Aşağıda Tokyo. Ben daha günaydın, evet, der demez. Bir gün evvelinin mahkemelerini anlatır bana. Ben de bana anlatma kardeşim. El alemin özel hayatı der geçerim.
Çünkü evet. YouTube'da galiba veriyorlarmış mahkemeyi. Evet. Tokyo zaten buradan naklen devamlı mahkemeyi takip ediyordu. Evet. Sağa sola babasının bunlar... mahkemesi olsa ya sana ne Johnny Depp'le. Sana be, Johnny Depp'le Amber'in davasında sana ne kardeş? Ha, davayı kazandı Johnny Depp bu arada. Kazandı. 15'i rica edeyim dedi. 15 canlı. 50 istemişti. Mahkeme 15 yeter dedi. Evet. 15'i rica edeyim dedi. Evet. Ablanın avukatı ne dedi? Ne dedi? 2,5 verelim bu işi kapatalım. Yok dedi. Adamın böyle resmi var. Yapma be. Evet CNN'de böyle yapıyor. Yok diyor yani. Kesik diyor. Hayır aslında var da şimdi 15'i Johnny Depp'e verirlerse avukata evet. bir şey kalmayacak. Amerika'da biliyorsun avukat parayı esas götürür. Yani... Ama Amber Yenge de daha önceden boşanma davasından 7 milyon almıştı hocam çocuklar. 7 ne ki abi? Tamam 7, 2, şimdi ya üstüne bir 8 şeyden... daha koy ver paramızı diyecek adam. Yok çok fazla para kazanan bir ablamız değilmiş o. Yani o Atlantis'ten gelen adamla mı oynadı? Aquaman'da oynadı. Aquaman'den de Atlantis'ten gelen adam var oğlum bak. O da Atlantis'ten geliyor. Atlantis'ten gelen aynen, adam diye dizi var. Sen daha neyse. Filmin adı Aquaman. Şey derken, ekmeğe pepe derken biz Atlantis'ten gelen adamı söyledik. Evet. Patrick Duffy oynardı. Evet. Ya. Evet. O zaman sus. Ne diyordu? Ya adamı bak insicamını bozdunuz Can Hoca'nın. Adam ne güzel hızını almış kadın gidiyor. Kadın çok kazanan biri değilmiş. Evet. Evet. Aquaman'da oynadı. 2 tane Aquaman çekildi. 3'er milyon dolardan 6 milyon dolar almış zaten. He. Onu da yemiş. Bir şey yok. Yani şu anda Johnny Depp tamam resmi olarak aklandı. Evet iftira atıldı anlaşıldı ama evet. parayı bence alamaz. Nasıl? Yok abi yok. Mal mülk elde edemiyor. Yok bilir misin abi sen? Ya bilirim de yani mal mülk hani. Yok. Hani California'da villa vardı. Miami'de bilmem ne vardı. O babasının üstüneymiş. Abi alırlar parayı. Yok alama. Babasının üstündeki California'daki villayı nasıl alıyorsun ya? Adam diyor ben Tığtemel Şahım Erdan'ım. Alın canımı mı alacaksın? Ha derler ki bu paranın karşılığında 58 gün kamu hizmeti. Çöp toplarsın Hollywood'da. Olabilir. E peki sakal çocuğun iki tane projesini iptal ettiler. Hangi çocuğu? Johnny'nin. Bence bu davayı kazanmasıyla bir comeback olabilir. Comeback olabilir de tekrar bir manevi tazminat davası açma hakkı yok mu? Johnny Depp bıraktı. Yine müziğe geçti. Müziğe mi geçti? Gitarist oldu evet. Ben şarkımı söylerim geçerim. Sinemayı bıraktım dedi. Zaten eskiden müzisyendi hocam o. Tamam işte abi. Ya müzisyen ve oyunculuk beraber yapıyordu. He? Karayip Korsanlarından öne bir 250 milyon aynen. dolar bir sözleşme gelince zaten menajer imzalar. Johnny'cim ben akşam imzaladım senin yerine ben de vekalet var. Bir dakika var. Şimdi gitarımı çalıyorum oğlum bırak şimdi gitarı. Onu başka zaman da çalarsın. Tak şu Peru sürmeli çekelim. Kaç tane çekildi Karayip Korsanları? 5. Kontorunu biliyorsunuz. Bu olaydan. Evet ama dediğiniz gibi 200 ne oldu? Önce... Ben olsam mesela şirkete dava açarım. Beni kovdunuz haksız yere. Evet. Rica edeyim 200 milyon doları derim. Kim beni kovduysa o adam. Ya John sen yabancı değilsin. Gel bir 250 kağıt verelim. 5 tane ama şundan çekelim be kardeşim. Ama biraz şişmanlamış sanki adam. Değil mi? Hocam 250'yi verdim var ya iğne ipliğe dönersen hiç korkma. Erir, erir böyle. Gençliğine döner bir anda. Bir bakarsın ki vay be. Abi yaş da var. Şimdi ha? Orada atlama zıplamalar bilmem neler var. Hiçbir şey yok. Gerçi şey yapıyor... Dublör yapıyor ama olsun abi de 58 yaşında abi çok olsun, şey değil. 58 yaşında ama Zargana çakır gibi bir adam değil yani. Hocam o var ya 6 ay gitsin bir yerde böyle bir sağlam bir fit bir spor yapsın kendine birazcık neyse abi gene zenginin falan. Malı züğürdün çenesine zor. Neyse bütün dünyanın Johnny büyük bir derdi. Johnny Depp'in alacağı 15'i gene Levent Caddesi'nde bir ofiste biz tartışıyoruz. Evet. Emin ol Johnny bu kadar konuşmadı bu işi. Johnny şu anda çünkü o da biliyor yani. Alamayacağını. Avukata demiştir ki Michael alabiliyorsan al almıyorsan boşver demiştir. Michael da diyecek ki abi karşı taraf böyle diyor ne diyelim. Tamam alabiliyorsan alamıyorsan fazla da zorlama. Ben zaten adımı temize çıkardım benim için mesele buydu. Evet. Alabiliyorsan aldığın para da senin olsun. Bittim. Ben 5 kuruş para istemiyorum. Çocuklarımla zaten beraber tatile gidiyorum. Zaten 5 kuruş para istemez. Şu anda Johnny Depp'in avukatı bence bir 10'luk alır. Koparır mı? Kimden alacak bunu? İşte Johnny Depp'ten alması lazım ama şu anda tazminatı aldığı için 15'i. Evet. Onunu ona sana verecekti. Hiçbir şey alamayacağı için alabildiğini al benden gitsin demiş olabilir yani. Ha, yani ne karşı taraf ne veriyorsa al o da benden sana avukatlık olsun, ücreti ben, olsun. Evet. Çünkü yok deyince ne yapacaksın abi yok işte. E peki Amber yengenin davayı kaybettiği zaman ki avukatının parası ne olacak hocam? Soğuk buz gibi buyur abi. Nasıl ya? Adamın suratını gördün mü sen? Tokyo gösterdi. Evet.
gerçekten Mike Tyson'dan yarım saat dayak yemiş gibi böyle duruyordu. Ulan hem davayı kaybettik, hem para kaç yok. Haftadır da bu işi kovalıyoruz, bir sürü işi de almadık. Evet. Gazeteye haberci olacağız diye, gazeteye çıkacağız, varyeteye çıkacağız, CNN'e çıkacağız diye. Ne oldu gitti? İmajı kötü oldu. İmajı bir kötü avukat olmadı. Açısından kötü oldu. İmajı kötü olmadı. Tam tersin avukatın da şimdi adı çok geçmeye başladı. Geçti ama dava kaybeden bir adam. Yani yarın öbür günde de kazanacağı bir davanın avukatı olur. Amerika'da böyle esassız davaları kaybettiğin zaman, kazandığın zaman popülariten çok artar. Kaybettiğin zaman da bir daha kimse yüzüne bakmaz. Legdalli namine. Lan şu davayı bile kazanamadın. Sana bir daha iş verir mi der yani. Jack Nicholson mesela düşünüyordu. Tam da ulan şu bizim veraset ve intikali bu çocuğa mı versek derken dava kaybedilince kapatın. Öbür çocuğu arayın. Johnny Depp'in avukatını arayın derler. Ya da O.J. Simpson'ın avukatını arayın derler. Onlar daha O.J. Simpson nasıl daha bir cinayeti işlediği halde evet. Tertemiz pure pak çıktı. Evet. Adamı savunmasa eldiven olmuyor elim abi dedi ya. Ulan böyle eldiven olmuyor abi. tamam dedi. Eldiven olmuyorsa tamam. Aklandı mı şimdi? Oho. Aklandı da başka suçtan yatıyor keriz. Peki şimdi... Hırsız, yani cinayetten aklandı. Walmart'tan çikolata çalarken yakalandı. Onun için içeride. Abi bu sizlerin yani sanat camiası ilginç huyları var yani. Nasıl yani? Yani ya kardeşim sen cinayetten aklanırsın, çikolata çalarken yakalanırsın. Ulan sen artık hayatını... Böyle kırmızı ışıkta bile geçmemen lazım yani. Böyle saçmalık ama olur niye mu? Sadece sanat camiasında değil ki toplumun birçok kesiminde var. Siz daha marjinalsiniz. Cem Yılmaz'ın lafı vardı yani hani biz marjinaldik diye. He. Ben onun tam tersini söylüyorum. Yani marjinalsiniz yani. Vallahi bizden daha marjinal hayatlar var hocam benim bildiğim. Yani özellikle sosyal medyada görüyorsun yani. Son zamanlarda bayağı marjinallik de oldu abi. Bu hafta çok. Marjinaller haftası oldu yani. Evet abi. Bütün millet... Bebekte ev fiyatları düşmüş. Ev fiyatları düşmüş bebekte. %30-%40 civarında düşüşlere yatıyor. Evet sahile manzarası. Şimdi hava alayım diye sabah uyandım mesela. Şu pencereyi açayım, panjuru açayım da bir boğaz havası gelsin diyorsun. Açamıyorsun şimdi. Gözüne geliyor güneş. Güneş gözüne geliyor, kapatıyor. Şimdi arka tarafa bakan evler daha çok değer kazanmış hocam. Boğaz görmeyeyim. Boğaz diyorum. Görmeyen. Görmeyeyim diye. Yaz geliyor Can Hoca. Evet. Evet. Bir antiparantez söyleyeyim abi sana. Yeni bir bilgi. Buyurun. Hindistan'da bir ablamız, Hindistan'da evlenecek adam bulamadığı için gelecek hafta kendisiyle evleniyor. Nasıl yani? Bu kadar haber, bu kadar işte. Müthiş. Yani Hindistan'ın kalabalığını tahmin ediyorsun. 2,5 milyar insan var. 2,5 milyarın 1,5 milyarı zaten erkek. Erkek ve bunların içinden adam bulamadım. Ben kendimle evlenmek istiyorum diyor. 1,5 milyar erkeğin arasında adam bulamaması ilginç. Helal olsun. Demek ki yok, gerçekten yok. Adam helal olsun. Kıran girdi. Ben o kadını ayakta alkışlıyorum abi. Kendiyle evlenme. Ama evet. Literatürde böyle bir şey var. İnsanların kendileriyle evlenmesi var. Hı-hı. Teknik bir adı vardı. Onu unuttum ama ne resmi evrakta, ne mahkemede, orada burada hiçbir kayda değeri yok. Ama kendinle yani evleniyorsun. Birisi de gelip belediye de seni senden evlendirmiyor. Ha. Sembolik olarak evleniyorsun. Ama her şeyi de yapıyorsun. Kına gecesini, gelinliğini, şuyunu, buyunu. Mesela bu yarım yapabilirsin. Bu taraf gelinlik, bu taraf smokin. Evet. Bundan ne anlamı? Anlamadım ben şimdi hocam. Bunun için resmi nikaha gerek var mı? Yok, resmiyeti yok zaten. Resmi bir kaydı kuydu da yok. Kaydı kuydu yok. Ben kendimle evleniyorum. Eşi dostu topluyorsun. Eğlence, parti yapıyorsun. Şöyle bakıyorum da hocam seni böyle yarısı gelinlik, yarısı böyle smokini. Sakal böyle bir şey yapamaz mısın Can Hoca'ya ya? Öyle bir montaj yapıp bu tarafında gelinlik, bu tarafında damatlık olsun. Hocam, yapamaz abi. Yapılır da biraz ekstra vakit ister ona da ekstra. Yine para, yapamaz yine abi. Para. Her şeyden abicim, para işte. Sizin tiyatroda vardır o. Vardır. Tiyatroda vardır yarım hani. Vardır. Bu tarafa döndüğümü kadın oynar, bu tarafa döndüğümü erkek oynar. Tabii. Vardır. Eskiden rahmetli Celal Şahin'in vardı akordiyonla. Hmm. Hem... Bu fille kaça doluyor, tabii, tabii. Hey falan gibi şeyler yapar. Tabii böyle yarısı şey gelin duvak vardı bu tarafında smokinli falan. Hem kadın hem erkeği oynadığı şeyleri vardı akordiyonla. Celal Şahin'i bul sakal buraya. Rahmetli Celal Şahin. Celal Şahin'i sakal nerede? Hocam ekstra bir şey istediğin anda. Hemen. Altılı oynuyor ne yapıyorsun? Motor bakıyorum. Bir evet tutulmaz. Sevgili dostlar, Zafer abinin yeni kitabında şöyle bir uygulama başladı. Evet. Bakın Zafer Algöz'ün sesinden sürpriz bir hikaye diyor. Kitabın evet, en sonunda bir barkodumuz var. Bu evet. Barkodu okuttuğunuz takdirde evet. Bu kitapta olmayan, yazılı olmayan bir öyküyü Zafer Algöz'ün kendi sesinden dinleme imkanınız var.
O ne abi? Güzel okudun hocam. Abi burada evet. Tabii ben şeye bakmayacağım. Evet. Şuna bakacağım. Tabii. Koskoca Zafer Algöz'ün cebinden 80 lira mı çıktı abi? Hocam zaten... Yoksa gönlünden bu mu koptu? Hayır, cebimden o çıktı hocam. İstiyorsan kredi kartından... İşte memleket yani... ne hale geldi. Abi bunu ben alamam. Bunu almaktan ar duyarım abi. Neden cebindeki hocam? Son parayı alır mıyım? Olsun ye. Yok abi yok. Yani... Konuyu da güzelce değiştirmiş olduk. Evet. Ne güzel konuşuyorduk. Hocam, yok abi şimdi, hiç güzel konuşmuyorduk. Sakalaş'ın demek ki yeni bir motor alınması konusunda ağanın eli tutulmaz fonundan herhangi bir katkınızın olmayacağını anlamış bulunuyoruz ama yine de sakal umudunu yitirmeyecektir diye düşünüyorum sevgili Can Hocam. Programın başında dikkat ederseniz evet. Sakal, sakalın motoru. Evet. Ozi. Evet. Tokyo Des gibi şeylerden okuyucunun ve dinleyicinin ve seyircinin yıldığını söylemiştik. Evet, yıldık dediler. Evet, hızlı geçelim abi. Hızlı geçelim. Var mı hocam Tabildot'ta başka bir şey yoksa artık programın ya, daha dur abi yarım saat bile olmadı. Ha yarım saat daha bile olmadı peki. Hocam evet. Uzun bir süredir abi neden İstanbul'da gösteriniz yok? Evet. Ah be canım abim keşke İstanbul'da olsaydı. Evet. Gelin abi, gelin abi dediler. En nihayet İstanbul gösterimizi yapacağız. Evet. Ayın? Şimdi sen de evet. Bilmediğini gözlerinden anlıyorum. Evet. Öyle bir bakıyorsun ki şu evet. Tarihi söylesene. Hocam Akatlar Kültür Merkezi'nde evet. 17 Haziran'da. 17 Haziran'da evet. Akatlar Beşiktaş Akatlar Kültür hayır, Merkezi. Hayır Beşiktaş değil abi. Levent de burada. Beşiktaş'a bağlı. Beşiktaş'a bağlı. Evet. Akatlar Kültür Merkezi'nde 17 Haziran'da saat 8. 20. Veya 20-30. Diyelim. Ya siz 8'de olduğunu ne menaj. Bakarız. Duruma bakarız. Evet uzun zamandır İstanbul'da yapmıyorduk. Çünkü başka illerde ve şehirlerde yaptığımız için gerçekten de çok sorun oluyordu. Abi evet. İstanbul'a gelmiyor musun? İstanbul'a. Sanki biz hani başka bir şehirde yaşıyormuşuz da doğru. İstanbul'a tesadüfen geliyormuşuz gibi oluyor. İstanbul'da oynuyoruz. Ama evet. Çok gezdiniz be hocam bu sene. Evet. Siz özellikle. Siz ve programı seyrettiğinizde biz nerede olacağız peki? Nerede? Kırklareli'nde. Evet. Zafer abiye Kekava şenliklerinde şilt takılacak ve karagöz kostümü hediye edeceğiz. Değil mi abi? Öyle değil mi? Evet hocam. Karagöz'ün başlığını hediye edecek. Neydi abi? O bir gelenekmiş. Onun adı neydi? Işkırdak mıydı? Evet, Işkırdak. Evet. Karagöz'ün kafasındaki bir şeymiş o, kavuk gibi. Hı. O elden, böyle elden şeyden ustadan... Ustadan ustaya devrediliyormuş. Önce Ali Poyrazoğlu'na verdiler. Sonra sevgili Zihni abi aldı. Ondan sonra Demet Akbağ aldı. Demet Akbağ'dan sana mı? İşte Covid olduğu için galiba ya bir ya iki sene ara verdiler o etkinliklere. Bu sene de bana verecekler. Sen de seneye bana verirsin. Hemen anında da sana takdim edebilirim. Hocam yok. Biz ortağız. Hayır yapma. Abi paylaşıncı insanım yani. Hemen öyle bariz belli edilir mi? Ha, doğru. Seneye verirsin. Sanki yeni aklına gelmiş gibi. Tamam. Cana yakışır dersin. Hocam bu arada Kırklareli'nde de bir oyunumuz var bizim. Evet. Ayın 13'ünde. Evet. Ya, nasıl biliyorum bak. Zeka evet, bak. 13, kafayı görüyorsun değil mi? 13 Haziran'da Kırklareli'nde de oyunumuz var. Evet. Aynı zamanda 9'unda da bir oyunumuz var. 9'unda da var. Evet. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaş... bir tatile çıkar mıyız hocam? Abi evet. Ha? Artık bir tatile çıkalım. Bak çünkü... önümüzdeki hafta bir tatil programı. Yani tatil öncesi bir program yapalım. Tatil hocam. Programı yapalım. Yapalım. Evet sakal. Gelecek hafta tatilde bir program yapalım ya. Şöyle bir güneşlendiğimiz bir ortamda falan olmuyor mu? Olur hocam. Bizi tatile götürürseniz de olmaz. Yani ekstra küçük bir valizle ekipmanı da getireceğim. Tatile gidelim demedik. Ha. Tatil programı çekelim. Ama dedi. Tatil programı çekmek için de çocuklar bir ayaklarını suya soksunlar be Can Hoca. Orada kürek mahkumu gibi getir sakal. Havuzun kenarına kurun oğlum makineyi. Hadi bitti işiniz. Olmaz. Bırak çocuk da bir yaşasın ya. Yaşat abi. Çok mu seviyorsun abi? Buyur yaşat abi. Abi ne var? Gelsin tamam abi ona... siz programı yapın. Evet. Yaşayın. Hocam, o yaşarken de beni ya. Çağırın ben geleceğim. Tamam peki sakalı yaşatmam için bana destek verecek misin? Yok abi sağ ol. Niye ben yaşatayım? Bari motoru ver senin motoru. Yok abi yok. Sakal kullansın. Tamam abi oturayım. Bahçede çekeriz gerek yok. Yine bahçe küçük prodüksiyon. Size olsam da haftaya iyi çekimler dilerim. Ben çünkü yıllık izin ayrılıyorum. Anlıyorum. Hocam haberiniz var mı sizin patronları? Var. Var hocam var. Onayladınız mı hocam? Onayladım. Peki kaç gün tatil? 2 hafta hocam. 2 hafta mı? Evet. 2 hafta sakalsız duracaksın ha. Ben de gelmeyeceğim ki. Şu anda dükkanı çalıştırmamak daha karlı. Değil mi? Tabii. Biz şu anda herkesi izne yollasak, 3 ay sonra gelin desek, ayda 9 bin liradan 3 kere 9, 27 bin lira karımız var elektrik parasından. Allah aşkına. Tabii. Hemen yarın
gerek yok. O kadar da demedi. Şimdi bunu bir iş bir şey olarak kabul etmeyin yani. Anladım. Öyle söylemişti Can abi deyip. Hocam herkes ya izne çıkıyor abi. Herkes izinde çıkıyor. Hiçbir sorun yok bizde izinde. Şu kurabiyeden ne olur bir tane ver de yiyelim bari hocam. Ne olur için mi şey olur? Evet kendini ayırdır orada duruyor. Şunu yiyebilir miyim? Ne o? Altında çikolata. Hani sen çikolata sevmiyordun? Alerjim vardı. Hmm. Abi bir tane oğlum hepsi değil. Ha. Tuzdan. Güzel mi abi? Çok iyi. Nereye gideceksin? Marmaris'e gideceğim. Motorla. Evet. Hangi pert olmuştu lan? Bir dakika. Hani motorla git. Motorun pertti? Motorun pert. Şimdi bu hafta parasını verecekler. Bir tane buldum. Onunla yazışıyoruz. Anlaşırsak alacağım hemen. En kötü ihtimalle zaten Sine abilerle ben tatile gittiğim için yaklaşık 110 kişi. Onların bir tanesinin arkasında gidelim. Vay canına. Yani sizin motorunuz var Goldwing ama ben Goldwing'lerle tatile gidiyorum. 110 kişi evet, motorlarla gidiyorsunuz. Şu an en son sayımız 62 motorlu Zafer abi. Nereden başlıyor abi? İstanbul'dan başlıyor, Marmaris'te bitiyor hocam. Bu hani bir motor kuruluşu ya da bir organizasyon mu? Goldwing Riders Kulüp. Böyle bir şey organize ediyor. Organizasyonu yapılıyor. Peki katılmak isteyenler motor sikletle mi katılacak herkes yoksa evet, Goldwing için mi olacak? Kendisi onursal üye bu arada. Öyle mi hocam? Kulübe katkıda bulunsana biraz ne biçim abi devamlı her şeyin paraya bağlı. Abiciğim. Abi sen hava güzel desek parayı versene diyorsun hocam, ya. Hocam bak böyle ne bir sosyal... Ne kulübe katkısı abi? Arkadaşım bak. Böyle... Aidatı verdin derneğin aidatını, yıllık aidatını yatırırsın. Hocam. Niye para veririm ben hocam, ama? Hocam yıllık aidatı yatırırsın ama onursal üye, onursal başkan. Evet. Böyle bir ünvanın onursal olduğu zaman biraz ateşlemen lazım sağa sola. Ve onursal ateşleyici mi? Tabii yani çünkü... Yok ateş... abiciğim ben hiçbir organize... Abiciğim, hoca bak hiçbir organizasyonlarına katılmıyorum. Tamam. Hiçbir organizasyonuna katılmadan al oradan 3 kişi Marmaris mi diyeceğim ben? Hocam tabii diyeceksin. Onursal üyesin sen şu anda. Yok. Çünkü bu kuruluşun onursal başkanı olarak kabul edileceğin ileride şimdiden çocukları maddi anlamda ateşlemen lazım. Hangi çocuğu abi? En küçük bu gençlere benim. Sahip çıkmak lazım. En küçük benim abi. Yaş ortalaması 65 oldu. Olsun. Sen kulüp üyelerini gördün mü? Hocam ünvanın... Başkan mi? Sina abi. Tamam. Sen de Sina'dan bir sonraki adam olarak yok geliyorsun. Yok abi bana gelene kadar oradan hep piranalar var abi. Ben, kaç tane onursal üye var? 50 tane var. 2 tane var. Gideceğim az, bileceğim az. Buyurun iki... Abi siz artık bir şey ateşleyin çocuk. Ya niye ateşliyorum abi? Anlamıyorsun sen. Grubun çalışma yöntemini anlamıyorsun. Ateşleme yok abi. Hocam şimdi unut öyle bir şeyi. Hocam şimdi bak. Bir yere gittiğin zaman Marmaris'e evet. Gezi düzenlerler. Derler ki 2 gün 2 gece 3000 lira derler. Tamam. Mesela. Tamam. Sen de 3000 lirayı yatırırsın geziye dahil olursun. Bir ateşleme yok. Para isteyen de yok. Ateşleme olur, şöyle olur hocam. Örnek olduğu için yıllık bir aidat hocam. Ama siz onursal. Ya tamam da şimdi niye ateşliyorum ben? Yılı geldiği zaman ateşlerim. Bence Zafer abi ateşlersin. Hocam sen abi ne demek istiyorsun? Yani benim Marmaris'e gönder mi diyorsun? Hocam şimdi ben şunu bakan anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bunlar bir kuruluş. Çocuklar, evet. Motor, çocuk değil abi. Insanlar. Koskoca adam, en genci benim. Tamam, bu insanlar diyeyim abi. Evet, hepsinin bunlar... de hali vakti yerinde. Hepsinin tamam. Altında ikişer milyon liralık motor var. Tamam. Bana gelene kadar. Oho. Ama işte seni de onursal üye yaptıklarına göre bu adamların bir bina içinde toplanmaları lazım. Bir dernek binası tutman lazım. Sina abinin lazım. Dükkanı o, evet. Bir tane sekreter olacak, oranın giderleri olacak. Var abi yani... onlar. Sen sanki yeni açılıyormuş gibi davranıyorsun. Yıllardır olan bu kuruluş. Kuruluşa niye biz şimdi sekreter alıyoruz? Ya işte şimdi mesela Sakal diyecek ki Can abi bizle beraber Marmaris'e gelmek isteyen 8 tane kardeşimiz var ama evet. Onların maddi durumuna biraz destek verebilir misin? 1,5 milyon liralık motorları var. Altında 1,5 milyonluk motoru var. Evet. Goldwing var. Evet. Ve Marmaris'e otelini ben ödüyorum. Ne var? Abi öyle birini bulursan hatırlat beraber öpelim. Evet sevgili dostlar bir programın daha sonuna geldik. Kaç ne oldu hemen sakalı bağlar başı yaptın. Evet, evet sakal susturdu. Evet abi birazdan şimdi siz, sen öyle bir konu açacaksın ki. Evet. Ya şu 70 kişinin parasını da ver. Ne var yani? Ne var yani kardeşim ya? Abi sen öyle odaklanmışsın ki inanılmaz ya. Su diyorsun. Ver suyu parasını. Ne var yani? Abi kimsenin bir şey istediği yok. Siz o tarihlerde ne yapıyorsunuz hocam? 15'inde. Neydi? 15 Haziran 19 Haziran arası işiniz var mı? İşimiz gücümüz var abi. Var. Biz de yeni işe başlayacağız. Gözlüğümü alabilir miyim genç şey adam? Gidiyor. Ver bakayım yavrum, buraya gideceğiz. Hocam programı kapatıyorum. Bitiyor mu? Ne kadar? Bitiyor. Tamam mı vakit? Var mı tabi dotta? Yeni diziniz hayırlı olsun abi bu arada. Sağ olun hocam. Tabi dotta yeni bir şey var mı? Yok abi kimseye para vermiyorum. Yok abi kimseye para vermiyorum. Evet. Marmaris'e gitmiyorum. Onursal üyelikten de istifa ediyorum. Aidat ne kadardı? Yok abi aidat daha vermedik var ya. Var da Can Bey ödemeyecek. Neden? Peki onursal ne kadar? Aidatı ne kadar? Aidatı senelik 1500 lira.
Senelik 1500 lira bir şey değil mi? Ver ya şu 75 kişinin aidatı. Ver ne var ya. Abi ver. Tamam şu bahsi kapatalım lütfen hadi. Peki. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer dünyada konuklar. Dünyada ben hayatım boyunca her şeyi bu kadar paraya tahvil eden adam görmedim ya. Kurabiye diyorsun, al ya 75 kişiye kurabiye. Hocam, hayatta bazı mevkiler vardır ki oralarda cebindeki akrebi öldürüp ateşlemen gerekir. Tamam abi, o ne zaman olur biliyorsun? Orada böyle gerçekten el titremeyecek tamam. Böyle. Atacaksın o gerçekten, gerçekten ihtiyaç sahibi olur. Bak evet. Şimdi, bu senin söylediğin şeyi yapabilmek için bir ihtiyaç söz konusu olması lazım. Evet. İhtiyaç bir var. De ihtiyaç sahibi olması gerekir. Bak. Bu ikisi de yok bu şeyde algoritmada. Birincisi ihtiyaç sahibi yok. Herkesin 8'er tane motoru var. İkincisi bir ihtiyaç yok. Evet. Paraya da ihtiyaç yok. Para hiçbir şeye ihtiyaç yok. Hı-hı. Ne demiştim oğlum? 1 ve 2 neydi? Birincisi ihtiyaç. Evet. Birincisi ihtiyaç sahibi. Evet. İhtiyaç sahibi yok. Evet. Herkesin hali vakti yerinde. İhtiyaç da yok. Böylece evet. Bu iki kural olmadığına göre benim kimsenin parasını ödememe gerek yok. Sevgili dostum, ben cevap verebilir miyim? Buyurun. Bir, ihtiyaç sahibi var. İhtiyaç sahipleri var. Kim? Motorcular. Motorcular. İki. Abi sen adamlarla hiç tanıştın mı? Arkadaşım. Sina abinin dükkanına bir gidelim istersen. Gittim. Adamın üstünde 17 bin euroluk mont var. Ona ben Marmaris büfeden şey mi? Arkadaşım. 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 Çocuklar bu gece yemeğiniz bende. Tabii. Bak konuşturmuyor. İzin tamam, verin lafımı bitireyim. Buyur abi buyur. Bir. İhtiyaç sahipleri var. Ortada ihtiyaç da var. Neye ihtiyaç var? Eğitime ihtiyaç var hocam. Senin arkadaşlarının 8 tane motoru olabilir ama ne yazık ki bir motosikletle İstanbul'dan Marmaris'e 870 kilometreyi bir günde gitmeyi göze alacak kadar bu işi bilmiyorlar demektir. Tamam demek abi ki... anlat abi o zaman sen abi bir kurs aç bak abi. Hocam bir dakika. Bir kurs aç. Sayın milletvekili bir saniye. Efendim. Zafer Algöz Motor Eğitim Merkezi diye aç bunu. Ben senin gibi... Gönder abi. Ben senin Sina gibi... Sina abiye gönder videonu. Evet. Bekliyorum Sina'cığım arkadaşlarını topla. Akşam bu akşam evet. Cumartesi pazar akşam 16 ile 18.30 arası workshop'um vardı. Evet. Size motor öğreteceğim de. Evet. Gelsinler. Bunu yapması bakayım gereken... Bakayım kaç kişi geliyor elinde sopayla. Sevgili dostum bunu yapması gereken kişi sizsiniz. Niye? Ben değilim. Niye benim? Onursal üye olan ya sensin. Abi, ben orada onursal üye değilim ki. Arkadaşlar ben motorist değilim abi. Gelin size iç eğitim yapacağım. Ben motosiklet sürücüsü değilim abi. Sattım abi buradan derhal onursal üyelikten istifa ettiğini deklarasyonu vermen lazım hocam. Buraya bakarak arkadaşlar ben istifa ettim. Onursal üyeliği bırakıyorum demediğim müddetçe bu konunun takipçisiyim. Onu söyleyeyim. Tamam abi. İstifa tamam ettim abi. Arkadaşlar. Bitti. Ha, bu kadar. Sakal topla ekibi istifayı kabul ediyor. Parayı verin. Kaç aidat ödedin sen? Hiç aidat ödemedim ama olsun geri versinler. Senin mantığında öyle oluyor. Bir saniye. Harcamadan da ver. Bir saniye. Sakal ne kadar zamandan beri aidat vermedi Can Bey? Acaba aidat istemiyor zaten. Allah Allah. Demek ki alacak abi, verecek yok. Kimsenin bir şey istediği yok ya. Neyse. Sen workshop'unu aç. Zafer Algöz Workshop motor kursu. Arkadaşım ben onursal üye değilim. Onursal üye olan sensin. Ben üye olmadığım yere niye kurs açayım ya? Allah Allah. Hoşça kalın. Kestik abi. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, efendim yine bir saç saça baş başa programı nihayet sonlara gelmiş bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi programımızın kapanış anonsunu hocaların hocası Can Yılmaz yapacak. Buyurun genç adam. Elveda.